Yayınıma hoş geldiniz. Rusya durulmuyor. Rusya her yere yayılmaya başladı. Askerlerini her yere yaymaya başladı. Neredeyse Sovyetlerin alt kısmını dinamitlemeye çalışıyor. Putin'den Rus ordusuna yeni bir emir. Evet, bunu ajanslardan duymuş olanlar vardır ama duymayanlar için tekrar ben buradan evet ifade edeceğim. Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları bahane ederek, bu gerginliği bahane ederek Rus ordusunun üstlerindeki askerlere Azerbaycan sınırına doğru toplanmaları talimatını verdi. Tabii ki bu bir yere değil, sınır boyunca toplanmaları talimatını verdi. Değerli kardeşlerim, size Aliyev Putin görüşmesinde hatırlatayım. Ne demiştim? Aliyev'i Moskova'ya çağıran Putin özellikle bazı istekleri vardı. Bu konuda Aliyev'in ne dediğiyle ilgili açıklama yapılmamıştı. Biz de sevinmiştik yani bu durum havada kaldı diye. Putin tabii ki Azerbaycan'ın içine geçecek diye demiyorum. Azerbaycan Ermenistan sınırına askerlerinin çoğunun konuşlanması ve devriye atması emri verdi. Neymiş? Bu çatışmaları durduracakmış. İnanan var mı? Size hemen ifade edeyim, ispatlayayım. Değerli arkadaşlar, Şuşa'nın hemen karşısında Hankendi yok mu? Var değil mi? Hankendi'den Şuşa'ya ne kadar taciz atışı yapıldı bilen var mı? Sayısı bilinmiyor. Bizim oradaki kahramanlarımızın yiğitliğine bakmayın. Onlar her şeyi tabii ki sosyal medyadan da olsa duyurmuyorlar. Ama Şuşa'ya Ermeni tacizinin haddi hesabı yok. Makineli tüfeklerle, evet makineli tüfeklerle, otomatik silahlarla Şuşa çevresine ve Şuşa şehir merkezine doğru atışlar gerçekleştiriyorlar. Şimdi sivil vatandaşlarımız yok da bunun tabii ki çok sesini duymuyoruz ama artık Şuşa için ve diğer bölgeler için özellikle yeni kararlar olması gerekiyor. Hankendi şu anda Rus sözde barış gücünün ve Ermenilerin oradaki merkezi. Hocalı da bir nevi Rusya'nın orada kendisine askeri merkez yaptığı bir yer. Hatırlayın 50 metrelik Rus bayraklarını. Bu bayrakları hatırlayan var değil mi? İşte bu bayrakları hepinizden hatırlayanlar var. Bu bayrakları taşıyanlar Rus askerleri. Gördüğünüz bu bayraklar, evet gördüğünüz bu bayraklar Rusya'nın Moskova'sında değil. Rusya'nın Petersburg'unda değil. Rusya'nın Soçi'sinde değil. Bu topraklar Türk toprağı ve Türk toprağında bayrak ve asker şov yapıyorlar. Ne işiniz var sizin oradaki Türk toprakları üzerinde bayrak şovu yapmaya? Bu bayrak şovun anlamı şuydu. Bu bayrak şovun anlamı, biz buranın sahibiyiz. Biz burayı Rusya'ya kattık. Artık bizim. Şu bayrama bakın yahu. Hocalı'daki şenliklerine bakın. Resmen gözümüzün içine baka baka bayrak şov yaptılar. Şu konuşanın heyecanına ve şunların törendeki şebekliğine bakın. Biz bu durumları kabul etmeyeceğiz. Şimdi Rusların sınıra gelmesinden neden bu kadar kızdın diyenler vardır. Hemen büyütüyorsun diyenler vardır. Arkadaşlar, Rus askerlerinin olduğu yerlerde anarşi bitmez. Rus askerlerinin olduğu yerde saldırı riski bitmez. Emperyalist bir devlet ve şu anda dünyada en çok emperyalizm uygulayan ve ülkeleri alarak haritalar değiştirmek isteyen bir devlet. Biz böyle bir devletle şu anda mücadele ediyoruz. Kardeşlerimiz Şuşa'yı sahiplendiler ve Şuşa'da öz yurda kavuştuk. Ama Putin'in ihtirası bugün Azerbaycan'ın sınırlarına geldiklerinde Tovuz'u da tehlikeye atar, Terteri de tehlikeye atar ve özellikle arkadaşlar Azerbaycan'ın o sınırdaki bütün kesimlerini tehlikeye atar. Şimdi Rusya Allah korusun terör bahanesiyle Azerbaycan topraklarına giriş yaptığında Azerbaycan anında savaş mı ilan eder? Mesela 2000 askeri geçti, ben teröristleri avlıyorum diye bir bahane uydurdu. Tehlikenin farkında mıyız? Bu yüzden Aliyev'in tezi yok. Şuşa beyannamesini de göze alarak, gerçekten önemli bir karar alarak
Türkiye ile askeri entegrasyonu sahada göstermeli. Yani askeri ittifak yaptık yapmasına, Türkiye savaşı olursa Azerbaycan için biz de savaşa katılacağız dedi. Dedi de bunu biz sahada da gösterelim. Yani savaş olmadan savaşa engelleyelim. Çünkü Putin'in işi gücü ya Ukrayna sınırı ya da Azerbaycan sınırları. Yani biz Ermeni'yi kovduk, başımıza Rus'u bela ettik. Tehdit çok ama çok fazlalaştı. Şimdi neler olacak? Putin ordusuna diyorlar, herkesin gözü Ukrayna'da. Benim gözüm de Karabağ ve Azerbaycan sınırında ayrıyeten. Niye? Sol gösterip sağ vuramaz mı? O kuvveti aşağı indirmek isteyemez mi? O kadar güçlü kuvveti belli bölgelere kaydırarak bir şeyler yapmak istemez mi? Ama biz Rusya'dan çekilmiyoruz, açıkça söyleyeyim Türkiye olarak. Tamam, birileri hemen nükleer diyecek, uzun namlulu füzeler diyecek, balistik füzeler diyecek, seyir füzeleri diyecek. Bizde de yok yok kardeşim. Eğer nükleer işine girerseniz Türkiye'nin ABCDE planları vardır. Bunu mutlaka bir kenara koyalım. Ama artık Rusların Azerbaycan sınırına toplaşmasının anlamı nedir? Bana bir anlatsın. Eğer bugün önlem almazsak, eğer Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi davranırsa, davranmayacağına eminim, kardeşlik hukukumuz en ileri safhada. Sayın Aliyev'in, Sayın Erdoğan'la mutlaka görüşerek, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın üsler konusu ve konsoloslukla ilgili açıklamasına sarılması lazım. Çünkü Türkiye özellikle bölgede bir istikrar unsuru. Rusya'yı frenleyen önemli bir öğeyiz Türkiye olarak. Ve Rusya'yı Libya'da durdurduk, Suriye'de durdurduk ve Afrika'da da birçok bölgede karşısındayız. Özellikle Putin'in şu anda Karabağ'da hala yediremediği bir Türk savaşı zaferi var. Rus silahlarını sahada perişan etmemiz onların kafasını allak bullak etti. Özellikle Ukrayna sınırına daha önce Nisan aylarında yüklendiklerinde karşılarında Türk sihalarını da gördüler. Ve Türk sihalarından gerçekten çekindiler. Tam bir zırhlı avcısı. Ukrayna sınırındaki Rusları ürküten ve gerçekten endişelendiren bir gelişmeydi. Özellikle Lavrov'un endişeliyiz açıklaması da hiç boşuna değil açıkçası. Gerçekten endişeliler. Artık durma vakti değil. Artık tedbir alma vakti. Putin'den Rus ordusuna son dakika emri, sınırda çoğalın ve çok devriye atın. Arkadaşlar, bu emir ne emri? Ateş ettiren kendisi, Ermeni'yi oraya yönlendiren kendisi, sonra da askeri var, kargaşa var deyip gelen kendisi. Niye? Şimdi yeni kötü şeyler dikte edecek. Biz Şuşa'yı vermeyeceğiz Putin. Biz Hankendi'yi vermeyeceğiz Putin. Biz Adere'yi, Hocalı'yı, Hocabendi vermeyeceğiz Putin. Biz Laçi şehir merkezini hiç vermeyeceğiz Putin. Bunu aklına koy. Evet, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın birliğimiz. Tedbir şart, önlem şart. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.